İsrail medyası Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptıklarını gördükçe çıldırıyor. İsrail özellikle Erdoğan'dan çok korkuyor. Makor Rishon gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Hilali planıyla bölge ülkelerindeki etkinliğini arttırarak İsrail'e Akdeniz'deki ticaret yollarında meydan okuyacağı yazıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı faaliyetleri Avrupa ve Yunanistan kadar İsrail'in de gündeminde. Makor Rishon gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu ve Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için Türk Hilali taktiğini uyguladığını yazdı. Haberde Türk Hilali olarak uygulandığı belirtilen bölgesel politikanın Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Kuzey Kıbrıs'tan geçerek İsrail'e kadar uzandığı belirtildi. Türkiye'nin bu taktikte Libya'yı da eksenine katarak Akdeniz'deki ticaret yollarında İsrail'e rakip olacağı belirtildi. Gazetede Türkiye'nin İsrail'e Akdeniz'de meydan okuyacağı belirtilerek, Türkiye Libya'daki bir Türk deniz üssü şeklinde nüfuzunu genişletirse, uluslararası ticaretin %90'ını Akdeniz üstünden aktaran İsrail'e meydan okuyabilir uyarısında bulundu. Türkiye'nin Lübnan'da da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Makor Rishon gazetesi, geçtiğimiz yıl Lübnan'da yaşanan patlama sonrası liman restorasyonu ve yeni limanların inşası için ülkede daha fazla Türk şirketinin boy göstermeye başladığını yazdı. Bu durumun Akdeniz'deki Türk nüfuzunun artmasında önemli bir etken olduğuna değinildi. Öte yandan Makor Rishon da İsrail ve Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiği ve iki ülkenin Akdeniz'de kurulabilecek yeni bir dostluk ikliminin mimarı olabileceği ifade edildi. Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olmayan ülkelerin bölgeye ilgisi, son 60 yıldır süren Kıbrıs sorunu, Yunanistan'ın boyundan büyük talepleri ve bölgesel güvenlik tehditleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının temel taşlarını oluşturdu. Bu politikadan en çok da Yunanistan'ın ardından İsrail etkilendi. Libya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları içeriğince, Türkiye, kendi kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını belirlemiş olduğundan, başka ülkelerin kendi bölgesi içinde faaliyet göstermesini engellemeye ve kendi yetki alanlarının sınırlarını garanti altına almaya çalışacaktır. Kendi kıta sahanlığı içinde gördüğü bölgelerde sismik araştırma ve sondaj gemileriyle petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam edecektir. 2021 yılında Doğu Akdeniz daha etkin bir şekilde Türkiye hakimiyetini altına girecektir. Uzmanlar, Türkiye'nin 2020 yılında Libya ve Doğu Akdeniz'de bütün meydan okumalarına rağmen attığı diplomatik ve askeri adımlarla küresel ve bölgesel dengeleri değiştirdiğini, ülkeyi Akdeniz'de kendi kıyılarına hapsetmeye çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Fransa'nın çabalarını boşa düşürdüğünü söyledi. Doğu Akdeniz'de gerginlik, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayarak bir takım uluslararası anlaşmalar yapmasıyla başladı. Hükümetlerinin desteğini alan batılı şirketler, Rumlarla yaptıkları anlaşmalar üstünden geniş bir alanda doğal gaz araştırma ve sondaj çalışmalarına girişti. Doğu Akdeniz'de büyük doğal gaz sahaları keşfedildikçe Güney Kıbrıs birbiri ardına münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzaladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın uyarılarına rağmen Mısır, Yunanistan, Rum yönetimi ve İsrail, Kahire'de oluşturdukları Doğu Akdeniz Gaz Forumu üstünden Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörleri saf dışı bırakmaya çalıştı. Ancak Ankara, Libya ile 27 Kasım 2019'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzalayarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi Akdeniz'de kendi kıyılarına hapsetme planlarını boşa düşürdü. Mutabakatlarda Doğu Akdeniz'de denizden komşu iki ülkenin de deniz yetki alanları uluslararası hukuk çerçevesinde belirlendi. Ayrıca kıta sahanlığı ve ekonomik bölge sınırlarının koordinatları belirlendi. Bunun yanında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri danışmanlık hizmeti adı altında verdiği destek, darbeci General Halife Hafter'in ilerleyişini durdurdu. Hatta bazı stratejik bölgelerde gerilemesine yol açtı. Türkiye-Libya Anlaşması, Türkiye'nin 2020 dış politikasının önemli bir kazanımı olarak öne çıktı. Libya ile imzalanan mutabakat, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının sütununu oluşturdu. Diğer sütunlarsa deniz yetki alanları ve enerji boyutuydu. Ama her üç noktada da ciddi karşı cephelerle karşı karşıya kaldı. Bu üçlü sütun çerçevesinde düşündüğümüzde ilk başarılı sonuçların alındığı bölgenin Libya olduğunu söyleyebiliriz.
Trablus'un belli mahalleleri arasına sıkışmış ulusal mutabakat hükümeti söz konusuyken, Türkiye'nin anlaşmalar çerçevesinde harekete geçmiş olması sahadaki dengeleri altüst etti. Bu sayede ulusal mutabakat hükümeti hem meşruiyet alanını genişletti hem de geliştirdi. Artık dünyada hiç kimse ulusal mutabakat hükümetinin meşruiyetini tartışma konusu yapmıyor. Aynı şekilde meşru hükümetin bütün Libya genelinde otoritesinin yaygınlaşması için de belli bir aşama kaydedildi. Doğu Akdeniz aynı zamanda Türkiye'nin Orta Doğu politikasını ve küresel ölçekteki güvenlik yaklaşımlarını destekleyen bir unsur. Bu meseleyi yalnızca Libya veya Doğu Akdeniz'e özgü bir mesele olarak görmememiz gerekir. Orta Doğu ve küresel güç dengelerini etkileyen gelişmelere açık bir alan. Bu alandaki jeopolitik güç mücadelesinde Türkiye'nin 2020 yılında net bir şekilde başarılı olduğunu söylemek mümkün. Doğu Akdeniz ve Libya'nın istikrarsızlığı, Türkiye'yi jeopolitik ve jeostratejik açıdan doğrudan etkileyen bir faktördür. Türkiye'nin Doğu Akdeniz yaklaşımını, hakkaniyet ve adalet ilkesi çerçevesinde, bölgedeki her ülkenin doğal kaynakların paylaşımını ortaklaşa yapmaları gerektiği şeklindedir. Türkiye'nin teklifleri hem bölgedeki kıyıdaş ülkeler hem de halklar için en adil tekliflerdir. Nitekim Mısır, İsrail ve Lübnan, Türkiye'nin adil ve akılcı teklifleri sebebiyle daha fazla kazanç elde edeceklerdir. Libya ile ilişkileri, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Kıbrıs adasındaki hukukunu korumak bakımından da kayda değer olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede herhangi bir hakkı bulunmayan Fransa'nın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle askeri tatbikatlar yapması, Amerika'nın en büyük filolarından 6. filosunu Akdeniz'i kontrol için Sicilya'da konuşlandırması, Rusya'nın Lazkiye'deki Tartus üslerini tahkim etmesi, Libya'da ülkenin bölünmesine yol açacak şekilde kaba güç kullanan Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkeler karşısında Türkiye'nin olan biteni pasif bir şekilde izlemesi beklenemez. Türkiye'nin söz konusu politikaları hem ülke çıkarlarını korumak hem de bölge başarısını sağlamak açısından vazgeçilmezdir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları sadece Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini değil, Avrupa Birliği'nin stratejik vizyonunu da belirleyecek. Avrupa Birliği'ne göre COVID-19 salgını, kural temelli uluslararası sistemin eksikliklerini ve karşılaştıkları tehlikeleri, kural temelli uluslararası sisteme bağlılığın gereğini ortaya koydu. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta bunun bağlantısına geldiğimizde, kural temelli uluslararası sistemin ana unsuru hukuka uymayıp bozduğunuz zaman büyük gedikler verdirirsiniz. Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda oluşturmaya çalıştığı paradigma, birlik dayanışması tescilini Türkiye üstünden yapmaya çalışırken, uluslararası hukukun ana ilkesi olan barışçıl yollarla çözümü ötelemiş olur. Bu arada uzmanlar, Tel Aviv'in uzun süredir hayalini kurduğu Körfez ülkeleriyle demiryolu projesinin bölge için ekonomik ve askeri riskler taşıdığını, hakların gasp edilebileceğini ve söz konusu projeyle İsrail'in bölge ülkeleri üstünden hegemonyasını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor. İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile normalleşme anlaşması imzalaması, Tel Aviv'in uzun süredir dillendirdiği demiryolu üstünden Körfez ülkeleriyle bağlantı kurmayı planladığı projesini uygulama fırsatını güçlendirdi. Söz konusu projeyi 2018 yılında alenen duyuran İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının ardından da projeyi hayata geçirme konusundaki kararlılığını bildirdi. Tel Aviv projeyle Ürdün üstünden Körfez ülkeleriyle Avrupa ve Amerika'nın arasında bağlantı kurmayı, mesafeyi azaltıp maliyeti düşürmeyi hedeflediğini iddia ediyor. Lübnanlı araştırmacı yazar Ali Bekir yaptığı açıklamada, bu projenin petrol boru hattıyla deniz yolu hattı projeleri gibi İsrail'in nihai şekilde bölgeye entegre olmayı hedeflediği adımlardan biri olduğunu belirtti. Bekir, bu entegrasyonun İsrail'in Filistinlilere ve Arap dünyasına Filistin topraklarındaki işgalini sona erdirme, Birleşmiş Milletler kararına uyma ya da Arap barışı girişimini uygulama konusunda hiçbir teklif sunmasına gerek kalmadan gerçekleştiğine dikkat çekti. İsrail, projeyle herhangi bir karşılık ödemeden bölgeye entegre olmayı hedefliyor değerlendirmesinde bulunan Bekir, proje Abu Dhabi'nin Tel Aviv hizmetindeki rolünü yansıtıyor ifadesini kullandı.